Tükenip gidiyor ömür dediğin, yolda kalan da bir, yürüyen de bir, harcanıp gidiyor ömür dedi. Ben kendimi çok suçladım. Ben oradan annelik yapsaydım dedim. Hani bir evveli büyüklere saygımız, kocaya, kocadan izinsiz bir şey yapmıyorduk ya, keşke yapaymışsın. Ben ihmallık ettim, bu kızı böyle koydum diye o acıyı çok çektim. Daha da çekiyorum da. Başkasına gittim, çocuğu rahatsız, başkasına, ama benim suçum değil bu dedim. Allah'ıma yazması ateşi vermeyeceğimmiş demek ki dedim. Erzurum'un Keyik köyü vardı. Şimdi oranın adı Başaklı oldu, değişti. Ama köyümüzde yaşlılar gitti, gençler dışarı gitti. Köy ölen viran oldu. Orayı dedem şeneltmiş, cami yaptırmış, çeşme almış, fırın yapmış millete. Oraya gitti, orada duruyor. Temelleri duruyor, içinde insan kalmamış. İşte orada dünyaya geldim. Köyde büyüdüm, ilkokulumuz vardı, başka okul yoktu. Öğretmen de, nenemin evi de nenedirdik anneannemize. Onun evin göz evi vardı. Öğretmenim, bir sevinci öğretmenim geldi. Burada beni ziyaret etti. Beşece orada okudum. Ondan sonra da ev işi. İşte biz Erzurum'un işleri, davar, tavuk, bahçe. Öylelerle uğraştım. İşte orada yaşadık. Dayımızla, anneannemizle. Babam da kalkardı. Ne işimiz varsa yapardık. Arılarımız vardı çokça. Camisine giderdi, Kur'an'ını okurdu. Akşam Kur'an okurdu. Aman kızım, harama el sürmeyin. Bağırlık konuşmayın. Ondan sonra yalana dolana hiç heves etmeyin. Ondan sonra hiç kötü lafını duymadık. Ne annemin, ne babamın. Şiddette görmedik. Peki kaç kardeştiniz? 5 kız, 1 oğlanıdık. Hiç mühtaç olmadık kimseye ama aşırılığımız yoktu. Yani öyle katlar, evimiz tertemiz idi. Ondan sonra annem namazın orucundaydı. Yani varlık diyorsan öyle aşırı varlık değildi. Ama kimseye de hiç mühtaç olmadık. İnek, bizim mallarımız azdı Erzurum'da, mal çok. Ondan geçinilir. Bizim azdı, bakanımız yoktu, bir adam tuttuyduk. 50 tane davar, 5 tane inek, o bizim azımız. 70-80 tane arı, bahçeli bir ev. Ondan sonra bizim İstanbul'da tanıdıklarımız geldi, dedi ki bura köy değil ki dedi. İstanbul dedi, küçük İstanbul bura dedi. O kadar şirin idi ağaçlarımız kapının önünde. Öyle bir şanslı büyüdüm. Şansım da bir taraftan, bu saatece hiç kimseye muhtaç olmadım. Köyümüzde okul vardı. Hep okuyorduk. Okuyorduk da ben hep öğretmenimin yanında geziyordum. Hep diyordum ki ben de öğretmen olayım, ben de bilgileneyim diyorum. Bir tane öğretmen, bir erkek öğretmenimiz geldi, dedi ki amca dedi. Rüzgar'ın hakkını yeme dedi, okut dedi. Dersler iyi dedi. İmkan yoktu.
Yol yok, araba yok. Şimdi buradan Boğaziyen'e kadar gitseydik, ama ona da gidemedik. Bir abim okuttu. O zaman da okullar ne çok önemsemiyorduk ki. Yine Allah'tan ilkokulu okuduk. İmkan yoktu ki, araba yok. Şimdi servis gelip götürüyor. Öyle bir imkanımız olsaydı. Okur muydun? Çok istiyordum. Hep öğretmenin yanında geziyordum. Ben de öğretmen olacağım, ben de öğretmen olacağım diye. Ondan sonra da bizim burada kayınvalidem, babamın bacısı ya, oraya geldi. Birkaç sene sonra geldi, bana dünür oldular. Bütün dünya senin olsun, bir dost bir post yeter bana. Bütün dünya senin olsun, bir dost bir post yeter bana. Atlas libas senin olsun, bir dost bir post yeter bana. Kaç yaşında evlendin? 17'ye bastıydım. Nasıl evlendin? Tanıyor muydun işte eşi? Bunlar geldi, bana dünür oldular. Burada da seferberlik şey, harp olmuş Erzurum'da. Dedem ne gelmiş burada 7 sene durmuşlar Uzunlu'da. Yozgat'ta. Orada şeyin yüzünü görmemişler o harbin. Gelmişler, atal arabaları varmış, öküz arabaları varmış, binmişler gelmişler. 7 sene durmuşlar. Oraya gitmişler. Babam dedi ki şey dedi, bacım dedi bize, ablam dedi bize dedi şehitti dedi. Harpte dedi çok iyiliği tokandı dedi. Küçüklerimiz biliyor musun onlar? Çok dedi onun hatırını kıramam dedi. Oraya geldiler, orada bir nişan yaptılar. Ondan sonra buraya geldik. İşte evveli çok öyle şöhretli bir düğün ne yoktu. Bir şey oldu, ufak bir düğün oldu. Ondan sonra Yozgat'a gittik. Sana sordular mı? Sordular, sordular da biz babaya anneye karşı çıkmak yoktu ki. Hani öyle başkasıyla konuşak, başka fikirler taşıyak diye bir niyetimiz olmadı bizim. Sordular, babam ne derse, anam ne derse o. Öyleliğine geldik. Ama tanıyordun değil mi eşini? Görmedim ki Sevin'i. Hiç mi görmedin? Gördüydüm de, yani şey ta... Ben 5'e, 4'e gidiyordum, orta 1'e gidiyormuş. Bir tane geldiler, kaldılar. Döndüler dedi, ta çocuktan. Sevmeni. İşte babam ne derse oluyordu. Peki evlendin, geldin. Anlaşabildiniz mi? Anlaştık. Anlaştık da. Şimdi buraya bana yabancı geldi. Konuşmamız komşularla olsun. Dadaşça konuşuyordum ben. Sonra işte onlara uyum sağlayanca epey bir sıkıntılandım. İşte ben böyle konuşuyorum, bana bir şey derler mi diye. Ondan sonra yani utanırdım. Şimdi eve geldiğimde iki tane yaşlımız vardı. Biri kaynağım, biri kayınbabam. O büyük büyüklüğünü yapardı. Kaynağım ele kalmadı. Yani o ne dirdiyse işte şunu götür, şunu getir, nefes darlığı vardı. Götürür getirirdim. Ben hiç sokranmam öyle bir iş yaparken. Zorsunmam da, severek yaparım. Ama baktım desem yalan olur. Çünkü hiç elde de elleriydi. Hiç ikisi de elde kalmadı. Onlarla yaşadık. Onlarla ondan sonra Yozgat'a tayini çıktı rahmetlinin. Teknisyen idi postanede. Yozgat'a gittik beraber. Ondan sonra askerlik çıktı. Trakya'ya gittik. O da yedek subay olarak yaptı orada. Orada da kaldık. Ondan sonra komşumuza ineklerini koydular. Oradan da geldiler ki ineğin teki ölmüş. Kayınbabam dedi ki ben sizin arkanıza geleceğim diye dedi. İneklerden mi olacağım dedi, bir daha gelmedi. Ondan sonra biz Çorum'a tayin olduk.
Çorum'da durduk bir sene. Çorum'da görümcem telefon açtı ki kardeşim dedi. Annem babamı yalnız bıraktınız gittiniz dedi. Onlar da sizin oraya gelemiyor. Sınavlar açılmış. Sen sınava gir. Öğretmenliği kazanırsan anamın babamın yanına gelin. Bu da gitti. İşte neyse oraya girdi. Ben de bir somyemiz vardı Çorum'da. Küçük bir evdeydik. Ellerimi açtım ve kurban oldum. Allah kazandırma. Çorum'a alıştım. Köye gelmek istemiyorum. Köyde işi o kadar çok ki. O kadar kalabalık ki. Allah'ım kazandırma, Allah'ım kazandırma, Allah'ım kazandırma diye yavralıyorum. İçeri kârdına girmesi kazandım diye. Müjde dedi. Hay Allah. Bu müjden bir müjde değil ki bana dedim. Ben gitmiyorum dedim. Tamam dedi. Sen burada dur ben gidiyorum dedi. Anam babam yalnız orada dedi. Geldik. Mecbur geldim. Geldik ondan sonra da bağ bahçe. Kayınbabamın da kasap dükkanı varmış. Çokça mal almış, bağ almış, evler yaptırmış. Her şey iyi. Görümceler geliyor hanım hanım çok güzel. Kayınlar geliyor iyi güzel oturuyor duruyor. Şenlikli geçti günümüz. Ama oraya alıştıydım. Çok dua ettim tutmadı. Yine gel. Ondan sonra öğretmenlik yaptı. Müdürlük yaptı okulda. Okulda yakınıdı. Şimdi vekiller geldiydi bir ara. Çok müfettişler çok sıkı geliyordu. Bu da bizimki de müdürdü. Gelen şeylerin, öğretmenlerin şimdi gidiyor fırından bir şey alıyor. Bakkaldan bakkal yok, fırın yok, hiçbir şey yok. Ondan sonra topluyor bizim eve. Topluyor bizim eve, topluyor bizim eve. Ben de kendi kendime bir şey aldım. Ondan sonra bir gün dedim ki toplayıp getiriyorsun da dedim. Yoruluyorum ben de dedim. Makine yok. Bir suyumuz geldiydi Allah'tan o senesi. Dedi ki şey benim büyük oğlan da şeydi. O da genç. Şu dedi aç gelse razı olun mu dedi. Yok dedim. Onlar acı mı geçsin dedi. Bu kadar şeyimiz. Onları yatırdım kaldırdım. Müfettişler geldi gitti. Hepsi de işte ben yemeğe verirdim. İşime bakardım. Müfettişler çağırdı kızım. Gelinim gel bir teşekkür edek. Eczane gibi yatağında evinde durduk. Temiz yatağında yattık. Temiz yemekle, güzel yemeklerin yaptık. Yemek yapma bilmiyordum, bir belledim. Alıyorduk, satıyorduk, her şeyimiz vardı. Hiç yokluk görmedim, ne orada ne burada. Öyle öyle günümüz geçti de Allah'a şükürler olsun. Kimseye muhtaç olmadan yaşadım. İstediğimi yaptım. O bana çok büyük şans. Amcamız nasıl rahmetli oldu? Amcam buna reislik geldi. Dedim ki yapma ne olur dedim öğretmen dolu onlar yapsın dedim. Okulda yordum beni bir de burada. Neyse dedi ki yok dedi. Yaptı. Hastalandı bu fakültede 12 sene yattı. Neyse Allah bir cesaret verdi bir güç kuvvet verdi onunla uğraştım. Ondan sonra kaza yaptı motosikletine giderken. İyileşti. Geldi canım. Ondan sonra dükkan açtı. Dükkanla uğraştı, hırdavat dükkanı açtı, öteberi sattı, motosikletinin de çayralığına giderken vefat etti. Peki sen yalnız mı kaldın? İşte çocuklarımla kaldım. Büyük oğlum evliydi, gelin yanımdaydı. Onlarla kaldım, yalnız kalmadım. İşte biri evliydi, gelin buradaydı, büyük oğlum da şeye gitti, İstanbul'da şeydi. Vergi dairesindeydi. Tekrar tayinini Kayseri'ye aldırdı. İşini aldı gitti. Bu da küçük de işte askere gittiydi. İşte biz de
buradaydık. Bir kız, iki oğlan. Başka yok. Şimdi benim kız var ya, oldu, ben ilkim zaten o. İlkim o. Bu 9 aylıkken iyiydi. Ateşlendi. Ben komşularım dedi ki, orada komşularım, hadi de dedi, hastaneye götürekti. Hastane de yakınıydı. Yozgat'ı niye şey ediyorum biliyor musun? Dedim ki kendi gelsin. Hani biz yalnız bir şey yapamak ya. O da geldi dedi ki aman inne vururlar dedi. Geçer dedi ateşi dedi. Bir penisini yüzünden, götürmediğimiz yüzünden Allah'ın emri de. Bu böyle kaldı. Hasta mı kızınız? He. Hasta işte. Nasıl bir hastalığı var? Çocuk ruhlu. Deli değil. Çocuk ruhlu. Böyle böyle dedik bir ateş geçirdi. Bunun bir çaresi var mı soradan soruya. Başından geçseydiniz dedi. Bu çocuk ruhlu dedi. Çok az geçirmiş dedi ateşi dedi. Doktorun dediğini anlatayım. Bu dedi az geçirmiş dedi. Çocuk ruhlu dedi 30 yaşına gelince 15 yaşının aklını alır dedi. Şey der dedi. Başından dedi yapsaydınız dedi. Birine vurdursaydınız. Çok bir az ateş geçirmiş. 90 tane beynimiz tabaka var dedi. Biri geçmiş dedi ateşten. İşte ben kendimi çok suçladım. Ben orada annelik yapsaydım dedim. Hani bir evveli büyüklere saygımız kocaya, kocadan izinsiz bir şey yapmıyorduk ya. Keşke yapaymışsın. Ben ihmallık ettim, bu kızı böyle koydum diye o acıyı çok çektim. Daha da çekiyorum da. Sonradan milletine gittim. Fakülteye gittim, hastanelere gittim. Bir doktor hanım fakültede geldi halime hatırımı sordu. Paspasçıya dedim ki doktor hanımız ne kadar? Çok iyice de dedi, çok yaralı. Niye dedim, çocuğu rahatsız dedi. Doktor hanım. Başkasına gittim, çocuğu rahatsız. Başkasına, bu benim suçum değil bu dedim. Allah'ıma yazması ateşi vermeyeceğimmiş demek ki dedim. Rahatlamadım da Allah'ın emri diye işte öyle teselli etti. Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş. Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş. Bu tükenmez derdime neden ilaç vermemiş? Diley, 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 yar, diley, 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 yar, diley, diley, yar. Bu tükenmez derdime neden ilaç vermemiş? Diley. Kaç yaşında? Şimdi 61 mi, 62'li mi? 60 yaşında diyeyim. Bakımı zor mu? Kendini idare ettiği için pek şey değil. Yani yemeğini yedirmiyorum, bir şey yapmıyorum, bir başını yıkıyor. Kendi kendine idare edebiliyor mu? Kendi kendini şöyle idare ediyor. Bir temizlik var üstünde. Üstünü kendi değişiyor, yemeğini yiyor. Çamaşırlarımızı topluyor, katlıyor, yerine koyuyor. Temizliğe falan yardımcı oluyor mu? O kadar yardım oluyor ki. Bu yanımdan gitsin perişan oluyor. Çok yardım ediyor. Şimdi şuraya sofra seriyor. Oturuyor. O biten tabakları kalkıyor, mutfağa koyuyor. Tekrar gelip oturuyor. O kadar titiz. Evveli bu İlhangil'in kardeşlerinin kahvaltısını yok hazırlıyordu. Bir gün tüp kazası yaptı. Tüp taşmış, kapanını sanmış, kalktım ki kokuyor. İlkay dedim, sen bir daha tüp yakma dedim, şimdi yakmıyor. Yaksa şimdi çayını da demleyecek. Eltimin kızı buradaydı. Sufradaydılar, İlkay dedi, Eltimin kızı şimdi Antalya'da. Bize dedi, soğan getir dedi. Soğanı soymuş, dilmiş, tabağa koymuş, getirdi koydu. Millet baha kaldı. Bu ne? Çünkü bu böyle. Dedi ki benden istesinler kabuğuyla atıyorum dedi. Öğretmen kız.
Bu ne dedi? Her şeyi ince ince yapıyor. Her şeyi. Sana bir zorluğu yok herhalde. Zorluğu olmaz olur mu işte, üzüntüsü oluyor. Hastalanınca yük oluyor. Olmaz olur mu? Peki onun dilinden anlayabiliyor musunuz? Ne anlatmak istiyor? Çok güzel konuşuyordu da. Şimdi dişleri döküldü. İşte az konuşuyor. Biz anlıyor. Onlar da anlıyor. Alıştılar. Peki bir sağlık sorunu var mı bunun dışında? Hani doktora sık sık gider mi? Yok yok. Sağlık sorunu yok. Şimdi sağlık sorunu yok. Bir babaannesi, dedesi vardı. Onlar vefat etti görümcemle. Bu hiç hap ne kullanmıyorduk yani. Şey vermedi. Hezöz vardı çocuk doktoru. Kaynımda buna iğneler vurdu, kemik iğneleri. Yürüyemedi 4 sene. O vurdu, canlandırdı bunu. Hap vermedi o doktor. Kalmış dedi bu dedi. Tekrar bir ölülerimiz olunca bu sinir hastalığı oldu. Vay babaannem öldü, vay halam öldü. Halası da çok bakardı buna. Boğaz yandaydı, götürürdü yanında. Ben bir yerlere giderken babaannesiyle halasına çok üzüldü. Böyle bir el hareketleri neyi çıkarttı? Ağlama çıkarttı. Tekrar biz bunu Kayseri'ye götürdük. Doktor bey dedik, durum böyle. Bu kız böyle ağlamazdı, normal insan gibi derdi de şimdi dedim ölülere ağlıyor dedim. Sakinleştirici hap vereyim dedi. Bunu iyileşme durumu yok dedi. Sakinleştirici hapı verdi. Hapını kendi içiyor. Benim tansiyon hapımı bana o içiriyor. Ondan sonra şimdi o sakinleştirici hapı içiyor. Sabahleyin kalkıyor kendi. Ondan sonra öyle şükür. Kadir Mevlam senden bir dileğim var. Kadir Mevlam senden bir dileğim var. Benim hallete muhtaç eyleme, muhtaç eyleme. Eğer muhallete muhtaç eylersen, eğer muhallete muhtaç eylersen, kara topraklara garh eyle beni, garh eyle beni. İkimiz de yaşlandık, ikimiz de kendi kendimizi idare edenik. Gelinim var yanımda. Oğlum var, Allah'tan uşaklarım da şeyli bağlı, ahlakları. Ondan sonra da torunlar oldu, onlar da hiç incitmiyor. Bu olsun, Erol olsun. Bakıyorlar mı size? Bakıyorlar, Erol gelince gezdirir, götürür, yazılarda gezdirir, getirir. Şimdi şu gelinle işte beraberik. Şöyle şeyimiz yok, bir geçimsizliğimiz, neyimiz yok Allah'a şükür. Allah her yerden şans verirse veriyor. Ailemden de şanslıyım, komşulardan da şanslıyım. Şöyle dönsem de baksın. Niye baktın yengeme? Yengem çok iyice. Serap da gülüyor. Yengeme niye baktın öyle? Yengem çok iyice. Peki İlkay tanıyor mu insanları? Hem tanıyor hem çok seviyor. O kadar seviyor ki insanları. Misafir gelince daha çok mutlu oluyor. 2 tane komşusumuz var, 3 tane. Bir uzak azıcık gitmiyor da. İkisine gidiyor, oturuyor. Onlar da niye gelmedin, ne diyorlar, o da hoşuna gidiyor. Gidiyor onları ziyaret edip geliyor. Sen düşünüyor musun İlkay ne yapar ben olmazsam? Düşünmüyorum. Kardeşi var, yengesi var. Yeğenleri var. Bakarlar ben ölünce. Devletin yerleri var diyorum. Allah koymasın o güne de. İşte bakım evlerimiz var. Huzur evlerimiz var.
ilaçlandım tabii, ben çok hastayım. Böbreklerim yarım, tansiyonum var, kemik erimem var. Hiç kimseye Allah mühtaç etmedi. Daha halen işimi yapıyorum, yemeğimi yapıyorum, evimi süpürüyorum. Bahçemi yapıyorum, yaptırıyorum. Seviyorum ben öyle şeyleri. Ne yapıyorsun bahçende? Bahçede inşallah nasip olur, gelir görürsün. Biber ekiyor, domates ekiyor, salatalık ekiyor. O yeşilliği seviyorum. Kapının önünde bahçemiz vardı. Rahmetlik annem ekerdi, anne bana küçük yer ver de ben orayı bahçe yapacağım derdim. Dedi ki hepsi senin olsun dedi. Ben de niye yer istiyor dedi. Yok benim bahçem olacak. Oraya bir şeyler dikerdim köşede, kendi bahçemi yapardım. Peki yaşlılık zor mu? Zor olmaz olur mu? Şimdi gücün yettiği şeylere gücün yetmiyor. Mesela komşulara gidiyordum, gidemiyorum şimdi, yürüme şeyim yok. Şu halimde yine iyiyim. Şükretmeyi biliyorum, sabretmeyi biliyorum. Kanaatliyim, bu kanaatliyim. Aza da kanaat ederim, şükrederim. Yani ben aman lüküs yememişsim, aman yavan ekmek yemişsim, aman şöyle olmuş, böyle olmuş hiç aklıma gelmez. Çok şükür. Ölüm her an aklımda. Yatıyorum, şükrediyorum, sağ selim yattım diyorum. Belki sabaha kalkmayacağım diyorum, uyandığım zaman çok şükürler olsun, sağ selim kalktım diyorum. Şükürler olsun diyor. Elhamdülillah diyorum. Bugün de sağa kalktım diyorum. Hani böyle sağlıklı kalktım. Ölmediğim diye değil. Sağlıklı kalktım diye. Her yatarken kalkarken şükrederim. Allah'ım derim. Gündüzümü iyi geçirdim. Yatağa da sağlıklı yattım. Sabaha da sağlıklı kaldır. Ya Rabbim derim. Elhamdülillah derim. Bir yere mühtaç olmak çok zor, muhakkak zor. Allah'tan sağlık istiyorum. Allah tuttuklarımı, oruçlarımı, kıldıklarımı, namazlarımı kabul etmesini istiyorum. Günahlarımın affolmasını istiyorum. Ne isteyeyim Allah'tan? Bazen şimdi sokağa çıkıyorum, çivi gibi dileniyor. Ayıp ayıp diyorum. Bak ben bu şekilde diyorum, oya yapıyorum, geçimimi sağlıyorum diyorum. Yani bu dilenmek iyi bir şey mi? Değil. Ama diyorum gidin merdiven yıkayın, yazıya gidin çalışın diyorum. Yani çalışmak ayıp değil diyorum. Ama anlat, onlar işin kolayına gidiyor. Benim adım Zeynep Şimşek. Ben Tarsus'un Kösebalcı köyünde doğmuşum. Ve ondan işte ben 5 yaşındayken de annem vefat etmiş. 3 kardeştik. 2 kız, 1 oğlan. Valla ablam işte 12 yaşındaymış. İşte 1,5 sene babam evlenmemiş. 1,5 seneden sonra evlenmiş. İşte annelik bakmış. Anne bilmiyorum yani. Anne de ne demek onu da bilmiyorum.
kötü geçirdik yani. Annesizlik ne demek bilirsin yani. Kimse bilmez onu, yaşamayan bilmez. Her zaman deyin. Bu yaştayım yine derim. Bir anne olsa arka olur bir anne. Ama anne tadını tatmadı. Yoktu. Bir babam vardı. İşte ablam vardı. Beraber abim vardı. Ve beraber yaşardık. Onlar sana annenin yokluğunu hissettirmemek için uğraşmadı mı? Onlar da aynı benim gibi. Onlar da annesizdi. Zor mu annesizlik? Tabii zor. Dünyada en kötü bir şey annesizlik. Annesizlik gibi var mı? Sevgiyle büyürsün. Anne derler, yürekten yanan derler. Baba dağda bir baba derler. Bak babama bir şey demiyorum ama anne anne. Annem ölmüş. Ne diyeyim? 5 yaşındaysam 6 yaşında da işte kolum böyle olmuş. Eşeğe bindirmişler. 6 yaşında çocuk eşeğe mi binebilir? İşte düşmüş. İşte damara çöp batmış. Orada da dayımın oğlu varmış. O da tutmuş oradan bir eşek pisliği koymuş üstüne. Sarmış. O da hemen mikrop kapmış. Teyzemin kızı, ablam, işte dayımın oğlu falan hep gidiyorlarmış. İşte beni de yağmur da püsen püsen yağmur da yağıyormuş. Üstüne bindirmişler. İşte giderken yolda teyzemin oğlu işte kuyruğunun altına bir çaltı tikeni koyasıymış. Ben bilmiyorum ama öyle diyorlar. Orada düşmüşüm işte. İşte tatanoz olmuş, mikrop kapmış yani. Doktora gitmedin mi? Gittim. Babam hemen götürdü ama 3 gün sürmemiş şey vücuduma dağılması. Eskiden hani böyle şey lamba mı varmış idarenin şavkında şey... Sınıkçıya götürmüşler. Sınıkçı gece sarmış. O mikrobu temizlememiş üstündeki. 3 günün içinde mikrop vücuduma dağılmış. Önce dirsekten kesmişler. Bakmışlar o daha yukarıya çıkıyor. Biraz daha yukarıdan kesmişler. 6 yaşından beri böyle. Yani ben kader diyorum. Yine de bilmiyorum. Tabii anne olsa anne anne. Ben onun için derim şimdi. Bir karı koca evleniyor, yani gençler hemen ayrılıyorlar. Ne oluyorsa o çocuklar oluyor. Küçükten görmedim yavru yavru. Ona koç yiğitler yatağı da ne? Damlar bucağı. Okula gittim canım, 5'i bitirdim. 1 senede ortaokula gönderdiler. Ondan sonra göndermediler. 2 zayıfım vardı. Şimdiki aklım olsaydı ama kaçar okurdum. Niye? Ya okuma gibi var mı? Okurdum. Daha şeyimi kurtarırdım. Geleceğim daha güzel olurdu. O zaman okul var mıydı teyze sizin orada? İlkokul vardı da ortaokula buraya Tarsus'a gelmiştim. Halamgil'in yanında kaldım. Evet. 1 sene gönderdiler. İşte 2 tane zayıfım var diye bir daha göndermediler. Halbuki o zaman bir de borçlu geçme vardı. Ne olmak isterdin okusaydın? Öğretmen olurdum. O zamanlar çok kolaydı öğretmenliği olmak. Ya hayatımı kurtarmak için öğretmen olmak isterdim. Hoca yapmak mı iyiydi, bir öğretmen olmak mı iyiydi? Ben devamlı diyorum, bir bayan hani ayağının üstünde durması lazım yani. Bir iş yapması lazım. Kendi ayağının üstünde durursa insan kimseye muhtaç olmaz. Tabii muhtaç olmam mı? Şimdi ben sözün gelimi, uçan kuşlara da muhtacım. Şey o yönünden olmazsa da başka türlü şeylerden. Yok yok, ben hiç evlenmedim gülüm. Aklımdan evlilik de geçmedi ama vermezlerdi de yani. Babam da analık da verir mi?
Sen onlara mı çalıştın yani? Yok yok, ben onlara çalışmadım. Yok, hakim şey yapmam. Ben kendi ihtiyacımı kendim karşılardım. Kimseye muhtaç olmadım. Bak bu yaşıma geldim. Yine o şey yönünden muhtaç olmadım. Niye? Yapıyorum. Ona göre harcıyorum. Ona göre alıyorum. Hep hayatta yalnız mı oldun? Yok. Önce işte babam vardı, anneliğim vardı. Önce babam öldü, sonra anneliğim öldü. Sonra ne yaptın? Tek kaldım. Hayat gülüm, hayat ne diyeyim? Ne yaptın ayakta kalmak için? Oya yapıyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Oya yapıyorum. Vallahi kimse de bana bir şey öğretmedi. Kendim işte büyüklerden gördük süre yaptım. Ne ben zaman başladın oya? 10 yaşındayken başlamışımdır. Oya örmeye. Peki tek kolla nasıl örüyorsun? Hani o iki kolla örülebilen bir örgüdür. Azim gülüm, azim. Azim. Yani kimseye muhtaç olmamak için çalışacaksın. Çalışmazsan olur mu? Kimseye muhtaç olmamak için çalıştım. Çalıştım, çalıştım, çalıştım. Nasıl örüyorsun teyze? Bir anlatsana. Şu dizime şöyle koyuyorum canım, şöyle yapıyorum. Ya şimdi hani böyle sergi falan serdik mi satıyorum. İnternet üzerinden işte bu yeğenim oğlan ilgileniyor, bazen öyle satıyorum. Önce komisyoncuya yapıyorduk canım. Komisyoncu da çok ucuz alırdı. Kendisi pahalı pahalı satardı. Ondan sonra işte ben Kültür Bakanlığı'na şey oldum. Hani Kültür Bakanlığı'ndan sertifika aldım. Ankara'dan. Ondan sonra beni işte bir ara şeye çağırdılar. Fuarlara gittim. Oralarda işte sattım. İşte o zaman biriktiriyordum, daha güzel oluyordu. Hani dışarıya satmıyordum. Fuarlara biriktiriyordum, götürüp orada satıyordum. Ama şimdi 2 senedir de fuarda yok. Şimdi nasıl satış yapıyorsun teyze? İşte sitemden eğer istek olursa internet üzerinden satıyorum. Ben onun satışıyla ayakta duruyorum artık. Elçek tabip elçek, sinem üstünden. Elçek tabip elçek, sinem üstünden. Sen benim yârimi bile bilmezsin. Sen benim yârimi bile yaparım ben. Sabah kalktım mı, kahvaltımı yaptıktan sonra oturur yaparım. İğne oyası yaparım. Evde var canım, göstereceğim bak. Şimdi şundan bak, bunu şeye yaptım işte. Nergis Festivali'ne hazırlık. Bunu Nergis Festivali'ne hazırlık evet, için evet. Mi yaptınız? Daha gerisi de var, yapıyorum da. Bunu hani şey olarak göstereyim. İğne oyası çok zor bir... Zor tabii. Şeyle, iğneyle kuyu kazıyor. Küçücük deliklere bak. Bunu yaparken kendimi huzurlu hissediyorum. Hani yapıyorum diye, hani şeyle yapıyorum yani, istekli yapıyorum. Sıkıntılarımı unutuyorum. İğne oyası yapmazsan, bir iş yapmazsan otur otur vakit geçer mi? Yani kimseye muhtaç olmamak için uğraşıyorum diye severler yani. İşte diyorum ya, sizin gibi hani böyle çekim yapanlar olmuştu İstanbul'da. Onlar dedi ki, site açarsan teyze güzel satış yaparsın. Bir çiçeğe gördüğümde, mesela bir adalya görsem, adalyanın çiçeğini yapıyorum. Nergiz'i görsem, nergiz'i yapıyorum.
Yani her o çiçeğe boyasını yapayım. Nergizimiz var, kütülemiz var, adalyamız var, ondan yangarambilimiz var. Ne diyeyim? Kırçiçeğimiz var. Ondan sonra develik var. Yani çok her modelimiz var. Bizim Çamlıya ile hep yapıyor ablam. Bana kimse öğretmedi. Bak ben kendim ablam yaparken hani şöyle baktım. Ben de öğrendim. Takı türü çok güzel gidiyor. Takı türü. Kolye, bileklik, bronş. İşte öylesi gidiyor. Taç. Hani benden mesela diyorlar ki ben develik istiyorum diyorlar. Develik de hani şu kırlarda olur ya. Hani ondan yapıyorum, eriyorum. Onu yaparken hani her şeyi unutuyorsun, kendini ona veriyorsun. Bazen şimdi sokağa çıkıyorum, çivi gibi dileniyor. Ayıp ayıp diyorum. Bak ben bu şekilde diyorum, oya yapıyorum, geçimimi sağlıyorum diyorum. Yani bu dilenmek iyi bir şey mi? Değil. Ama diyorum gidin merdiven yıkayın, yazıya gidin çalışın diyorum. Yani çalışmak ayıp değil diyorum. Ama anlat, onlar işin kolayına gidiyor. Tabii ben örneğim, beni sen şey yapma, ben şeylere gittim mi hep beni şey yaparlar. Fuarlara gittim mi? Sen diyorlar takdir edecek bir bayansın diyorlar. Oya yapıp ayağımın üstünde durdum diye diyorlar. Eğer onu yapmasaydın? Dilenecektim yani. Dilenecektim sonra ne yapacağım? Peki diğer kardeşlerin sana destek oluyor mu? Yok ya, bir abim var. Ablam öldü zaten. Ablam önce şeydi yani, iyiydi de. Ablam öldü. Abim de işte kendi aleminde oldu. Ya bir kimsem yok yani. İşte Mevlam oradan bir rızık veriyor, yapıyor. Kimseye muhtaç olmadım. Bak bu yaşıma kadar şey olarak. Bir terdeyim, giysimi neyi alır giyerim. Kimseye de muhtaç olmam. Ayakta durmamı tek sağlayan bu. Hem ruhen hem bedenen bana iyi geliyor. Onu yapmazsam ben bu evde yalnız yaşayamam. Gözüm göresiye kadar devam. Kadir Mevlam senden bir dileğim var. Kadir Mevlam senden bir dileğim var. Beni muhannete muhtaç eyleme, muhtaç eyleme. Yedi geçiyor. Bir anlatsana burada. Günüm nasıl geçiyor? Sabah kalkarım işte. Kahvaltımı yaparım. Ondan sonra otururum. Biraz işimi işlerim. Biraz yatarım. İşte öyle. Var var. Komşularım Allah'a çok şükür şey yani. Şurada komşularım var yani. Kötü değil. Yemeğe çok güzel yemek yaparım canım. Çok lezzetli yemeklerim olur. Tek elimle de her yemeğimi yaparım. En çok hangi yemeğin güzeldir? Yemeklerim hepsi güzeldir.
Ben her işten hoşlanırım canım. Her işten hoşlanırım. Güzel bazlama yaparım, sıkma yaparım, börek yaparım, her şeyi yaparım. Temizliğimi de yapabildiğim kadar yapıyorum. Yalnız yaşıyorum değil mi? Bu ev senin mi? Benim. Canım ben bu evi kendi şeylerimle aldım, emeklerimle. İyi ki de almışım yani. Başımı sokacak bir yuvam oldu. Çok da mutluyum yani. Şimdilik demiyorum. Yaşlıyım ama gencim diyorum. Niye? Ya yaşlıyım desem daha kötü olurum diye. Yaşlıyım demiyorum. Gencim diyorum. Evet, yaşlandığımı hissetsem hiçbir şey yapamam. Benim hastalığım var canım. Adana'da tedavi görüyorum. Kanımda neyse bir mikrop var, o çıkıyor işte. Ölünceye kadar o ilacı içeceğim. Başka da bir rahatsızlığım yok. Dizim ağrıyor. Ona da ne diyeyim, inşallah geçer. Allah düşürmeden öldürmek nasip etsin. Kimseye muhtaç etmeden. Allah'ım gençlerimizi korusun. Bizleri de köşelere yatırıp kapılara bakıttırmasın.